müminlerin annelerinden Ümmü Seleme radıyallahu anha Kureş kabilesinin mahzum oğulları koluna mensuptur. Eşi Ebu Seleme radıyallahu anh ile birlikte ilk Müslümanlar arasında yer alır. Eşi 10. Müslüman kendisinin de 11. Müslüman olduğu rivayet edilir kaynaklarda. Ümmü Seleme ile Ebu Seleme Mekke döneminde Habeşistan'a hicret eden kafile ile birlikte göç ederler. Onlar Habeşistan'dayken Mekke'li müşriklerin İslam'a ısındıklarına dair haberler gelince Mekke'ye dönerler. Fakat Mekke'ye döndüklerinde bu haberlerin doğru olmadığı ortaya çıkar. Daha sonra Ümmü Seleme ile Ebu Seleme eşi Ebu Seleme Mekke'den Medine'ye hicret etme kararı alırlar Allah Resulü'nün müsaadesiyle. Tam develerine binerler anne, baba ve yanlarında Seleme isimli oğulları Mekke'den ayrılacakları sırada Ümmü Seleme'nin ailesi, kabilesi kızlarının Mekke'den ayrılmasına müsaade etmez. O sırada eşi Ebu Seleme'nin ailesi de çocuğu, oğlu Seleme'yi yanlarına alarak bu çocuk da bizim kabilemize mensuptur diyerek anneden çocuğunu ayırırlar ve sadece baba bu Seleme radıyallahu an Medine'ye tek başına hicret eder. Mekke'de Ümmü Seleme ve evladı birbirinden ayrı tam bir yıl geçirir. Her gün Ümmü Seleme için bir eziyet, bir sıkıntı, bir azaptır ve her gün ağlar, gözyaşı döker. Sonunda aradan bir yıl geçer. Aileler birazcık e, gönülleri biraz ısınır, biraz vicdana gelirler tabiri caizse ve Ümmü Seleme'nin oğluyla birlikte Medine'ye hicret etmesine müsaade ederler. Ümmü Seleme oğlu ile birlikte Seleme ile birlikte yola çıkar ve Medine'ye ulaşır ve böylece aile orada tekrar bir araya gelmiş olur. Ebu Seleme Uhud Savaşı'nda yaralanır ve bir süre sağlığı iyiye gitse de aradan 5-6 ay geçtikten sonra yaraları tekrar nükseder ve durumu ağırlaşır. Artık ee, ömrünün sonlarına yaklaştığının farkındadır. Ve Ümmü Seleme de tabii bu duruma çok üzülmektedir. Ebu Seleme eşi için şu duayı yapar. Ben öldükten sonra Allah sana benden daha hayırlı bir insanı nasip etsin ve seni üzmeyen, seninle ilgilenecek bir kimseyi sana eş olarak lütfetsin. Bu duayı yapar Ebu Seleme ve sonunda hayata gözlerini yumar. Ümmü Seleme eşinin ardından çok üzülür. Hatta Efendimiz'e gelir, ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü ona İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz ki biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz şeklinde Rabbine yakarmasını ve kendisine daha hayırlı bir eş nasip etmesini Rabbinden dilemesini öğütler. Tabii Ümmü Seleme düşünüyor. Acaba eşinden daha hayırlı kim olabilir? Zihninde hep bu sorular belirir. Sonunda müminlerin annesi olma yani Efendimizin eşi olma şerefine nail olur. Efendimizle evlendikten sonra yanında dört tane çocuğu da vardır, dört yetimi vardır Ümmü Selime'nin. Allah Resulü onun çocuklarına kendi öz evlatları gibi bakar. Asla üveylik duygusu onlara hissettirmez. Ve Ümmü Seleme feraseti, olaylara geniş bakışı ve yorumlayışı açısından Zaman zaman efendimizin kendisiyle istişare ettiği, kendisine danıştığı bir sahabidir. Hatta Hudeybiye antlaşması sırasındaki gergin ortamı da Allah Resulü onun tavsiyesi doğrultusunda hareket ederek biraz yumuşatmış olur. Efendimiz vefat ettiğinde Ümmü Seleme adeta onun bu dünyadan ayrılışına inanamaz. Hatta kazma kürek sesleri gelinceye kadar bir türlü Allah Resulü'nün bu dünyadan göçtüğüne ihtimal veremez. Ümmü Selemen'in şöyle bir özelliği de vardır. Bizzat kendisi veya Müslüman bayan sahabiler tarafından Allah Resulü'ne sorulan sorular neticesinde Efendimizin Efendimiz'den aldığı cevapları sahabilere aktarmış ve böylece onların fıkhi sorularına cevaplar vermek suretiyle onları da bilgilendirmiştir. Hatta Efendimiz'in vefatından sonra da ilmi kişiliğiyle etrafındakilere yol göstermiş, yön vermiştir. Rabbim inşallah cennette bizleri buluştursun. Efendim Diyanet TV ekranlarına Bereket Vakti programına hoş geldiniz. 23. programımızı açıyoruz İstanbul'dan Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camileri arasındaki bir mekandan. İnşallah 23. orucumuza niyetleneceğiz. Rabbim bu bereket vaktinin bereketinden bizleri mahrum bırakmasın. Hasta kardeşlerimize şifalar lütfetsin. Vefat eden kardeşlerimize de rahmetiyle, merhametiyle muamelede bulunsun diyoruz. İki güzel, değerli konuğumuz var bugün. Vefa konusunu konuşacağız. Müslümanın hayatında çok önemli yeri olan vefa duygusunun anlamını ele alacağız. Profesör Doktor Yusuf Ziya Keskin ve Süleyman Sarı hocalarımız bugün konuğumuz. Ama önce bir aşırı şerif dinleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Maltepe Emek Camii İmam Hatibi Ferhat Kars hocamızın okuyacağı Aşr-ı Şerif'i dinliyoruz. Aşr-ı <laughs> Şerif بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربك ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمَّا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ يعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم إن يَدُ اللَّهِ فوق أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما Sadakallahu'l-Azim. Değerli izleyenler, Bereket Vakti programına Maltepe Emek Camii İmam Hatibi Ferhat Kars hocamızın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinden okuduğu aşırı şerifle başlamış olduk. Ben hemen programın başında size hatırlatmamızı yapayım. Programımızı Diyanet TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip etme imkanınız var. YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden şu anda Bereket Vakti programı canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca Diyanet Radyo'da Diyanet TV ile birlikte ortak yayınını sürdürüyor efendim. Bugün vefa konusunu ele alacağımızı söylemiştim. Gerçekten Müslümanın hayatında bireysel ve toplumsal yönleri açısından çok önemli bir kavram. Son zamanlarda belki biraz unutulmaya yüz tutmuş gibi gözükse de aslında canlandırılması gereken bir kavram. İki değerli hocamızla bu kavramı ele almaya çalışacağız. Ben hemen misafirlerimizi size takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Haç Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Ziya Keskin hocalarımız bizlerle. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Teşekkür Nasıl ediyoruz. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederiz. Allah iyilik versin hocam. Tamam, Artık Ramazan'ı e, tamamlamak üzereyiz inşallah. Evet. iyi geçiyordur. Evet. Allah Allah tamamına erdirsin. Sağ alıştık Allah. derken bitecek. Evet evet e, Allah razı e, olsun. E, hava da zaten biraz böyle bahar havasına yakın bir e, havada geçti. Birkaç gündür İstanbul aslında tam e, bahar havasında. Biraz bugün bir hafif bir serinlik var tamam. ama inşallah bayrama da, güzel bir havada ulaşırız diyelim. İnşallah, inşallah. Yusuf Siyah Hocam ben sizinle başlamak istiyorum. Şimdi vefa gerçekten önemli bir kavram. Hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hem Efendimizin hadis-i şeriflerinde e, sıklıkla işaret edilen bir husus. E, ama hani sık kullanılan bir cümle vardır. Vefa artık İstanbul'da bir semt adı olarak kaldı diye. Evet. Bulunduğumuz mekanı da yakın bir e, yer, bir Doğru. semt. Ee, şimdi biz bu vefa dendiğinde ne anlıyoruz hocam? Yani Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin hadisleri açısından baktığımızda vefanın bize ifade ettiği anlam nedir? Neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Şöyle başlayayım ben. Ee, bir ahde vefa var. Evet. Bir de vefa kavramı var malum. Evet. Ee, ahde vefa dediğimiz zaman Verilen sözleri yerine getirme anlamında kullanıyoruz daha çok bir anlaşma olduğu takdirde ya da bir sözleşme olduğu evet. takdirde söz verildiği takdirde evet. bunu yerine getirme çünkü ah dediğimizde bir yemin anlamı var bir Tabii. sözleşme anlamı var ah dolsun mesela dilimizde Tabii. de kullandığımız Tabii. bir kelime yemin anlamında kullanılır bir de vefa kavramı var ki. Orada da kadir şinaslık anlamında hmm. ve dostluğu devam ettirme anlamında kullanılan bir kavram. Tabii her ikisinde de vefa var. Sonuçta eh, ahde vefa dediğiniz zaman bir söz veriyorsunuz, bir anlaşma yapıyorsunuz evet. ve bu anlaşmayı yerine getirmeniz gerekiyor. Yani bağlılık anlamında. Tabii ki. E, evet. Yani i̇kisi bir ortak. E, evet. Ortak. E, vefada da e, yine bir anlaşma var gibi. Şu anlamda bir dostluk anlaşması adeta, bir akrabalık anlaşması. Yazıya bir, dökülmese de. Dökülmese <laughs> evet. bile bir vefa gerektiriyor. Yani diyelim işte anne babaya bir vefa, hocaya bir vefa, Tabii. ilim elde ettiğiniz hocaya bir vefa, yıllarca dostluk yaptığınız bir kimseye vefa, hatta anne babanın belki dostlarına vefa, Rasulullah ve vesselamın hayatından evet. bunu örneklerle görüyoruz. Tabi İslam ahlakının önemli ilkelerinden biri vefa konusu çünkü insanı insan yapan değerlerin başında geliyor İslam ahlakı açısından baktığımız zaman çünkü bir insanın değerini biz neyle ölçüyoruz mesela güvenilirliğiyle ölçüyoruz Tabii. öncelikle emanete riayet etmesiyle ölçüyoruz büyüklerine saygı göstermesi dostlarıyla ilişkilerini, akrabalarıyla olan ilişkilerini sürdürmesi, verdiği söze sadık kalması gibi ki ahde vefa ve vefa kavramları da bu çerçevede değerlendiriliyor. O sebeple hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın e, hadislerinde e, vefaya e, vurgu yapılır. Evet. E, e, ayetlerde mesela Estağfirullah. billah e, evet. ve avfu bil ahdi innel kana yani bir emir kipiyle insanlara e, ahde vefa gösterin. Yani sözleşmelerinize, anlaşmalarınıza vefa gösterin çünkü her e, ahdin bir sorumluluğu vardır. Bu hem dünyada bir sorumluluk getirir. Hukuki anlamda ilişkiler bağlamında bir sözleşme yaptığınızda bu sözleşmeyi yerine getirmeniz gerekir. Bir de bunun ahirete bakan yönü vardır. Evet. Yani sonuçta ...bir e, anlaşma yapıyorsunuz, söz veriyorsunuz ve bu verdiğiniz sözün e, yerine getirilmesi gerekir. Çünkü söz verildiğinde e, yerine getirmemek üzere bir niyetle baktığınız zaman bu ahlaki olmaz. O zaman karşı yani, tarafı aldatma düşüncesi aldatma vardır. Aldatma söz konusu tabii. olur e, ve bunun hem dünyada bir yaptırımı olur bazı hukuki diyelim düzenlemelerle... ...bir de bunun e, ahiretteki manevi yönü, manevi var. yönü vardır ki... E, o sebeple Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde e, ahde vefaya e, ısrarla vurgu yapılır. E, Tabi bu ahde vefanın e, Allah'la olan bağlantısı var, Allah'a verilen sözler var, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la yapılan biatler var mesela. Evet. E, ya da sözleşmeler var, insanların birbirleriyle olan e, sözleşmeleri var. Hatta gayrimüslimlerle olan Ben onu soracaktım, ilişkilerinde, tarafların Müslüman olma şartı yani yok değil Müslüman mi hocam? Müslüman olma hocam? şartı yok çünkü... Tabii. Ee, yani burada e, din adeta İslam evrensel bir ilke ortaya koyuyor. Yani sadece Müslümanlar arasında bir e, ahde vefa değil ya da e, sadece vefayı dostlar arasında, Müslümanlar arasında değil de bazen belki gayrimüslim bir komşunuz olur mesela. O doğru tabii. Ya da bir e, elemanınız olur ya da bir patronunuz olur, bir iş arkadaşınız olur. Onunla bir bağınız oluşur sonuçta. Yani o bağın getirdiği bir sorumluluk var işte o vefa orada devreye girer. Hocam ben burada ufak bir anekdot paylaşayım. Lütfen. Allah rahmet eylesin babaannemin sık görüştüğü gayrimüslim bir komşusu vardı. Ben tabii o zamanlar küçüğüm. Hı hı. kadıncağızın gayrimüslim olduğunu da o yaşlarda bilmiyorum ben. Doğru. sık sık gelirdi. İşte ziyaret ederdi, konuşurlardı, sohbet ederlerdi falan. Sonra anladım ki yani yaşım ilerleyince o kadın Gayrimüslim, gayrimüslim bir vatandaşımızmış hı hı. ama aralarında o kadar böyle yani insani ilişkiler bakımından bir sohbet ortamı vardı. Ee, birbirlerine karşı hal hatır sormaları, Saygıda, saygıları ki, falan. Doğru. Gerçekten o vefanın yani yaşlı olmalarına rağmen o vefanın oradaki örneğini ben bizzat Bu yaşadım. Bu insani bir meziyet yani e, evrensel bir ilke dedik ya hani vefa evet. duygusu e, gayrimüslim oluşu e, durumu değiştirmiyor tabii, tabii. yani hem onun size karşı göstermesi gereken bir vefa borcu oluyor hem de sizin ona karşı göstermeniz gereken bir vefa borcu oluyor ki Kur'an-ı Kerim zaten çeşitli ayetlerde bunlara vurgu yapar ve bunun bir de manevi sorumluluğu olduğunu hatırlatır ta ki sakın ola ki ahdinize vefa göstermemezlik etmeyesiniz. Yani evet. mutlaka o yaptığınız yeminleri ya da verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin. Çünkü bunun bir her halükarda sorumluluğu Tabii. olacaktır. Yani Hazreti Peygamber'in hadislerinde de bunu çok evet. sık görüyoruz ve özellikle yaşantısında. Yani Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman adeta vefa örnekleriyle doludur. Ya. Belki ilerleyen dakikalarda bu konuyu konuşmuş olacağız. O açıdan vefa Müslüman'ın belki en önemli özelliği diyebileceğiz. Belki Müslüman'ı diğer insanlardan ayıran bir vasıf olarak evet. görmemiz gerekecek. Ve belki de İslam'ın güzelliğini, İslam'ın yüceliğini, İslam'ın o yüce ahlakını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Müslümanlar olarak belki kendi hayatımızda bunu göstermek suretiyle bir örneklik teşkil etmemiz açısından evet, oldukça evet. önemli bir ilke. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i de vefada bize örnek veriyor. İbrahim ellezi veffa e, şeklindeki aynen, ayeti yani, kirimede zaten, çok vefakar olduğuna e, dair. Peygamberler malum. Allah'tan aldıkları vahiy ile insanlara örnek olan şahsiyetler yani sadece iman konusunda ibadet konusunda değil ahlak konusunda da insanlara örnek olan şahsiyetlerdir. Hz. İbrahim'in misafirperverliği malumiyeti, evet, evet. vefası doğru sözlülüğü insanlara olan ilgisi bunları dikkate aldığımızda bütün peygamberlerin böyle Şüphesiz. özellikleri vardır. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberleri seçkin insanlar olarak topluma gönderir ve onlara insanlara rehberlik etmesi bakımından onları farklı özelliklerle, farklı ahlaki özelliklerle donatır ve böylece insana, evet. insanlara rehberlik etmiş olurlar. Evet hocam teşekkür ederiz. Rica Süleyman hocam şimdi peygamber efendimizin hadislerine baktığımızda bu vefa ile ilgili mesajların olduğundan bahsettik. Bir hadisi şerifte Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin de dini yoktur. Bu mealde bir e, hadis-i şerifin olduğunu görüyoruz. Burada imanla ahde vefanın adeta böyle irtibatlandırıldığını e, müşahede ediyoruz. Bu bağlamda siz bu hadisin verdiği mesaj açısından neler söylersiniz? Evet. E, siz sohbete başlarken vefa mahallesinden bahsetmiştiniz. <laughs> evet. Aslında o mahalleye o ismin verilmesi malumunuz. Ebu vefa evet evet. E, hazretlerinden geliyor. Evet. E, Eyüp Sultan e, mahallesi veya semti var. Onun da Ebu Eyüp el Ensariden geldiğini biliyoruz. Evet. Aslında bir vefa olsun diye onların tam ismini bu semtlere vermek lazım. Yani Ebul Vefa, Ebu Eyüp el Ensarî şeklinde. Çünkü şu anda biz Ayasofya'nın hemen kucağındayız. Evet. Önündeyiz, yanındayız. E, gerçekten ...İslam tarihine geçebilecek çok önemli bir vefa örneği olarak Ayasofya'mızı tekrar ibadete açtık. Yani Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde ortaya koymuş olduğu şeye sadakat gösterdik, evet. vefa gösterdik. Hocam o Eyüp'le ilgili şöyle bir e, hatırlatma yapalım muhtemelen e, siz de bilirsiniz. İlçe biliyorsunuz Eyüp, e, daha önce adı Eyüp idi. Sonradan Eyüp Sultan olarak değiştirildi şu anda resmen. İlçenin adı Eyüp Sultan evet. e, Mesela yani Kaymakamlık Ebu, desek Ebu Eyüp Sultan Kaymakamlığı şeklinde. Ebu Eyüp olabilir. Yani, evet, yani daha, en azından yine bir hani, e, orijinal ismine evet, vefa göstermek, oldu. Evet, sadık evet. kalmak adına evet. bir teklif tabii. E, evet. İnşallah değerlendirilir. Tabii e, ifade ettiğiniz gibi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu imanla bağlantı kuruyor. Zaten mümin imanıyla Allah'a ruhlar aleminde söz vermiş olduğu şeyi adeta teslim olarak Müslüman olduğunu ifade etmek suretiyle en büyük vefa örneğini gösteriyor. Zaten Müslümanla kafir arasında en önemli farklardan bir tanesi Müslüman vefa gösterdiği için e, yani Allah'a vermiş olduğu elestü Rabbiküm ben sizin Rabbiniz miyim sorusuna bela dediği için ve bu bela sözünde bu dünya hayatında hatırlayarak ruhlar aleminde verdiği sözü ete, kana, işte kemiğe büründükten sonra kabullendiği için, teslim olduğu için Müslüman olarak tarihe geçiyor. Yani o vefasını adeta yerine getiriyor. Evet. Şimdi hepinizin bildiği gibi bir hadis-i şerif var. İman 70 küsur şubedir. Haya imandan bir şubedir. Yolda insanlara eza ve eziyet veren şeyi kaldırmak yine imanın bir parçasıdır, cüzüdür. İşte ahde vefa veya vefa dediğimiz e, bu kavram da imandan bir cüzdür, evet. imandan bir parçadır. Beyhaki Şuabül İman isimli eserinde malumunuz bu şubeleri, imanın şubelerini, başlıklarını tek tek ele almış ve o konuyla ilgili rivayetleri eserinde sıralamış. Tabi bu ee, hadis kitabında karşımıza çıkan bu vefa örneği hakikaten az önce hocamın da ifade ettiği üzere sizlerin de ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene olarak geçen iki peygamber var. Evet. Birisi Hz. İbrahim peygamber ve gerçekten sözüne sadık, ahde vefa gösteren ve ateşin karşısında dimdik duran, sıkıntılar karşısında dimdik duran ve Allah'a vefa örneğini sunan, Ta Mekke'ye kadar gidip zirata elverişli olmayan o topraklara Hacer ile, eşi Hacer ile oğlu İsmail'i bırakıp gelen, dönen ve rüyasında oğlu İsmail'i kurban etme emriyle karşı karşıya kalınca oğluna bunu açan, eşine açan ve oğluyla birlikte Allah'ın bu emrine teslimiyet gösteren yani yine vefasını ortaya koyan evet. bir peygamber. Şimdi bir evlat düşünün ki ya ebeti if almatimar. Yani. Ey babacığım. Sana ne emredilirse bunu uygula. Bunu hangi birimiz diyebiliriz? Böyle bir teslimiyeti hangi birimiz gösterebiliriz? İşte bu vefadır. Evet. Yani Allah'a verdiğimiz söze sadakat göstermektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayatı boyunca uğraştığı, sahabesini yetiştirmeye çalıştığı en önemli konulardan bir tanesi ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Muhammedül Emin olarak peygamberlik gelmeden önce bu lakapla tanınıyordu. Ve şehrin ismi de El Beledül Emin. Hmm. Yani güvenilir beldenin güvenilir peygamberiydi. Muhammedül Emin'di. Evet. Ve ashabını da işte bu e, Emin vasfıyla yetiştirdi. Emin sıfatıyla yetiştirdi. Hatta Yemen'den e, bize öğretici gönder, bize idareci gönder diyenlere Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın elinden tutarak, "Hatta eminu ümmeti" dedi. Hmm. İşte ümmetimin emini bu. Size sadakatla e, sizin yanınızda kalacak, size dininizi öğretecek, size en güzel vefa örneklerini sunacak güvenilir bir kişi olarak gönderdi. Zaten müminin tanımında e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Men emine hunnes" diyor. Evet. Yani insanların güvende kaldığı kişi. İşte o güven, o eman, o iman, o teslimiyet aslında kişiye vefa sıfatını en üst düzeyde yerleştiren çok önemli bir noktadır. Yani iman, işte emaneti olmayan Evet veya vefası olmayan imanı gerçekten yoktur. Çünkü iman ona o vefalı davranmayı emrediyor. İmanı yoksa o vefa duygusu olmaz. Onun için Evet Namık Kemal, yanlış hatırlamıyorsam, e, vefanın tanımını nasıl yazalım dediklerinde olduğu gibi yazın. <laughs> Çünkü e, böyle bir uygulama onlarda yok. Böyle bir vefa Avrupa'da yok. Bu sadece Müslümanlara has bir özellik. Böyle olduğu için de hakikaten e, vefa kavramını bizim bu dünyaya yaydığımızda müminlerin... E, tüm dünya insanına İslam'ın vermek istediği en önemli mesajın vefa olduğunu. Mesela bizim İSAR dediğimiz evet. çok önemli bir kavramımız var. Gerçekten zirve kavramlardan bir tanesi odur. Ve siruna ala enfusihim ve bihim hasasa. Kendisi ihtiyaç halindeyken, yani kendisinin ihtiyacı varken kardeşlerini kendisine tercih edebiliyor. İşte bu vefa duygusundan, imandan, inançtan ve teslimiyetten gelen bir şey. El Müslim evet. Efendimiz Müslümanı tarif ederken e, men selmel muslimune ve yedihi elinden dilinden emin olduğu insan men yazmen li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne rijlihi, azman lehul cennet diyen yani kim eliyle ki e, iki dudağıyla iki ayağı arasını koruyacağına garanti edene cenneti garanti ederim diyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en sadık, en bağlı e, Millet olarak da bizim milletimiz olmuştur eline, beline, diline sahip ol diyerek o teslimiyetini, o imanını ortaya koymuş ve gerçekten çok güzel vefa örnekleri evet. ortaya koymuşlardır. Allah evet. her birinden razı olsun. Aa. Zaten hocam da ifade ettiler biz Allah'a, meleklerine, Peygamberlerine, kitaplarına, bütün ulemaya, sahabeye, tabiin, etbod tabiin, müfessirin, fukaha ee, işte bizim kısaca Selef Salihin dediğimiz ecdadımıza, büyüklerimize, akrabalarımıza, eşimize, komşumuza, e, çocuklarımıza, annemize, babamıza ve tüm e, çevremize e, bizim defakar davranmamız yani için. hakkı olan herkese evet, karşı. Herkese. Hatta eşyaya karşı da belki hocam eşyaya değil karşı, mi? Eşyaya evet. karşı, tabiata karşı, evet. çevremize evet. karşı. Evet. Çünkü evet. zahar al fesad fil berri vel bahar, bir Mesih'e bir eden nas diyor. Yani insanların yaptıkları yüzünden işte karada, denizde fesat belirdi. O evet. o zaman o fesadı engelleyecek şey nedir? İşte gönlümüzdeki imandır. Doğru. Peygamber Efendimiz öyle diyor ya. "Et evet. takva hakna." Takva burada. Burası düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Evet. Burası bozuk olursa bütün vücut bozuk olur diyor. İnşallah evet, bizi vefaya götürecek yol işte burada. Katte, i̇nşallah. Hocam şunu şey... özür dilerim. E, ee, hani o hadisi bahsettiniz ya. Evet. E, emanete evet. riayet etmeyenin e, imanı yoktur, evet. e, ahde vefa göstermeyenin evet. de dini, dini yoktur. yoktur derken şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. E, sonuçta e, hani vefayı dört dörtlük yaptığımızı söylemek mümkün olmaz. Evet. Sonuçta insanız evet. bazen belki vefasızlık yapmış olabiliriz. Bu bizi imandan çıkarmaz. Yani, yani öyle bir anlam Yani biraz e, kusurları e, olabilir yani e, anlamında bunu kastederim. Anlam, tabii tabii. Anlaşılmamalı yani çünkü çıkar değil de kafir olur gibi yani, sanki evet düşünebilir e, yani bazı, bazı zaafları olur anlamında ki, düşünmekte yani fayda çünkü var. Tabii hocamın ifade ettiği gibi e, imanın bir tezahürüdür. Tabii. Yani ahde vefa göstermek imanın bir tezahürüdür. Evet. E, e, tabii ki imanın da dereceleri vardır. Evet. Yani e, ameller imandan bir parça olarak, imanı kemale erdiren bir e, parça olarak değerlendirilir. Ahde vefa da imanın bir parçasıdır. Yani onu yapmadığınız takdirde adeta imandan bir parçayı eksik, eksik yapmış olursunuz. Yoksa evet. kafir olursunuz tabii, tabii, anlamında tabii. düşünülmemeli. Tabii Böyle hocam. bir e, izah daha evet. uygun olur diye düşündüm. Teşekkür ederim. Hocam Rica şimdi edin. bir ilahi aramız olacak. Müsaadenizle. Bakalım Hadi Duran hocamız bugün bize ne hazırladı? Efendim biz de Ramazan-ı Şerife bir vefa kabilinden bir elveda ilahisi okuyalım. Eyvallah sağ olun. Ee, Mustafa kardeşim bize bir yol göstersin. Buyurun. Uran hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bereket vakti programındayız. İki değerli hocamızla vefa konusunu ele alıyoruz. Yusuf Siyah Keskin ve Süleyman Sarı hocalarımız bu geceki konuklarımız efendim. Yusuf Siyah hocam ilahi öncesi dedik ki üzerimizde hakkı olan e, herkese karşı bir vefa duygusu yerine getirilmeli. Tabi ilk sırada yüce yaratıcıya karşı e, vefa gündeme geliyor. Yani bir Müslümanın yaratıcısına Yüce Allah'a karşı vefa duygusu ile e, yönelmesinin anlamı nedir nasıl ortaya çıkar bu duygu Şöyle izah edelim e, şimdi tabii biz varlık alemine Yüce Rabbimizin takdiriyle gelmiş olduk Evet yani bir e, işte ağaç olabilirdik mesela tabii. E, bir diğer canlı olabilirdik veya bir cansız varlık olabilirdik. Rabbimiz bizi varlık alemine Şuurlu bir varlık Olarak getirmiş oldu Ve her nefes alışımızda Rabbimize şükretmemiz gerekir Çünkü hele şu günlerde malum ya, Şu hastalığın evet, olduğu evet. günlerde Bir an nefes almanın ne büyük bir Servet olduğunu Hasta olan kardeşlerimiz Görüyorlar yaşıyorlar Çevremizde görüyoruz Rabbim cümlesine şifa ihsan eylesin ee, ve Rabbimizin bize sunmuş olduğu bu nimetler karşısında nasıl ki bize iyiliği dokunan bir kimseye bir vefa borcumuz varsa e, aynı şekilde her şeyin sahibi olan yüce yaratıcıya karşı da elbette e, birinci derecede bizim bir vefa borcumuz vardır. Ki evet. nedir bu vefa borcu? E, öncelikle imandır. Hmm. Allah'a iman etmek ve onun e, varlığını kabul etmek, şirkten uzak durmak mesela e, ve bununla ilgili az önce hocamın e, bahsettiği elestu tu Rabbikum? Kalu bela diye ifade edilen bezme elesten yani Hz. Adem'in yaratılışı sırasında bütün insanların zürriyetlerinin işte ruhlarının e, adeta e, bir arada e, toplanıp e, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onlardan söz alması ve e, bunu şu şekilde genellikle izah ediyorlar. E, bir hakikat manasında e, alanlar e, o şekilde yorumlayanlar var. Bir de insanoğlunun fıtratında var olan iman duygusu yani Allah'ı kabul etme yeteneği diyelim buna ki bir, bir hadisinde e, İslam fıtratı üzere doğacağını e, söylüyor e, evet. çocukların, insanların ve bu fıtrat insanı Allah'a olan e, imanını e, sağlamlaştıran ya da iman etmeye sevk eden bir e, özelliktir. Yani insanda böyle bir özellik vardır. Her ne kadar inanmayan insanlar olsa bile e, bu imanın bir gereği olarak e, ki Hazreti Peygamber yine bir hadisinde e, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların da Allah'ın üzerindeki hakkından bahseder. Evet ve e, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı olarak da e, ona iman etmeleri ve ibadet etmeleri. Yani çünkü e, bir vefadır iman Tabii. bir vefadır. Tabii. Onu e, kabul etmek, ona iman etmek, Rab olarak benimsemek bir vefadır. Bir de ona ibadet etmek. Çünkü insanın ve, ve cinin yaratılış amacı nedir? O Esteiz bile ve me halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor. Evet. Yani Allah'a ibadet etmek için. Sonuçta her şeyin sahibi odur, her şeyin maliki odur, her şeyi varlık alemine getiren odur ve her an belki biz Rabbimize karşı vefa duyusuyla hareket etmek ve mümkün olduğunca tabii ki günahlardan uzak durmak suretiyle, yasaklardan uzak durmak suretiyle ve farzları yerine getirmek suretiyle Rabbimize karşı olan vefa borcumuzu yerine getirmiş yani oluruz. Şu an oruç mevsimindeyiz. Oruç da aslında bir vefa Bir vefadır tabii, tabii ki. Çünkü e, biz bunu e, Rabbimizin emri olduğu için tutuyoruz. Ya. Yani ona karşı olan bir vefamızın e, Hatta borcu hadis olarak. Tabii Şerifte Essavmu li yani oruç benim tabii, içindir yani, buyruluyor. Yani, Mükafatını ben adısı, evet, vereceğim diyor. diyor yani, evet, evet. Öyle. Bir de kulların Allah üzerindeki hakkından bahsediyor. Tabii bu evet. hani iki insan arasındaki bir haktan ziyade e, Rabbimizin bir lütfu olarak düşünmek Tabii. gerekir. O da e, iman edip ibadet ettikleri takdirde e, cennete koymayı bir hak olarak ki zaten hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde bunu açık bir şekilde beyan eder. Yani e, ibadet olduğunda, e, Rabbi tanıdığında, şirk koşmadığı takdirde e, sonunun cennet olduğunu ifade eder ve böylece Vefanın bir sonucu olarak da neyi kazanmış olur insanoğlu? Allah'a karşı olan o sorumluluğu çerçevesinde Rabbinin mükafatı olan cennete ulaşmış evet. olur. Evet. Bu vefayı yerine getirdiği takdirde. Peki hocam, Müslüman kişinin Kur'an-ı Kerim'e tabi saygı olarak, mutlaka yüce kitabımız olduğu için saygımız var da, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve onun mesajını anlama yönündeki gayreti de, Rabbe karşı bir vefa bir vefadır, e, ifadesi sonuçta ilahi kelamdır. Evet. Yani e, peygamberler yine e, ilahi bir bağlantısı vardır çünkü vahiy alıyor. Tabii. Peygamber vahiy alıyor ve Allah adına e, hükmediyor ve insanlara rehberlik ediyor. Peygambere karşı da bir vefa borcumuz var her halükarda. Kur'an-ı Kerim'e karşı dediğiniz gibi bir vefa borcumuz var. Evet. Nedir bu vefa yani Kur'an-ı Kerim'e karşı? Öncelikle tabii o mesajı inanmak birinci derecede. Tabii. Yani kitaplara iman da iman esaslarından biridir elbette ki. Bir de onu anlamak ve onu hayata tatbik etmek. Evet. Yani evet. sadece okumak değil, değil tabii. Değil tabii. Elbette okumanın ayrı bir sevabı vardır. Sonuçta ilahi bir kelamdır. Ondan sevap elde edeceğiz ama fakat asıl gönderiliş amacı mesajı benimsemek ve bu mesajı hayata tatbik etmektir. Evet. Yani tatbik ettiğimiz takdirde o zaman gerçek manada biz Kur'an-ı Kerim'de vefa borcumuzu yerine getirmiş, getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Rabbimize karşı, Rabbimize tabii karşı da tabii ki. Rabbimize karşı da tabii ki vefayı evet. yerine getirmiş oluruz. Sağ olun. Süleyman hocam, emanet bilinci gerçi bir önceki sohbette dile getirdik ama Kur'an-ı Kerim'de emanetin işte dağlara efendim gökyüzüne teklif edildiğini fakat onların bundan kaçındığını ve insanın bunu yüklendiğini ifade eden bir ayet-i kerime var. Bu emanet kavramıyla vefa e, duygusu arasındaki ilişki açısından olaya baktığımızda neler söylersiniz? Evet, Yüce Rabbimiz tabii e, bu evrenin yönetilme ve idare edilme görevini e, insanoğluna verdi. E, bütün varlıklar bundan kaçarken dağlar, Böyle bir tekliften çekinirken insanoğlu yüklendi ama netice itibariyle insanoğlu çok cahilce evet. davrandı diyor ayetin evet. sonunda bir de zalimce maalesef çünkü zulüm adaletin zıttı. Hakkı bir hakkın yerine koyamayınca o zaman zulm etmiş oluyorsunuz. Az önce ifade ettiğimiz gibi ayet-i kerimede karada, denizde fesat ederlerdi. Hatta Allah Teala melekleri insanı var edeceğini söylediği zaman yeryüzünde kan dökecek birilerini mi? Fesat çıkaracak, fesat çıkaracak evet. birlerini mi yaratacaksın diye meleklerin bir e, serzenişi vardı. Hakikaten insanoğlu eğer aklını kullanırsa ki akıl nimeti çok önemli, nimetlerden bir tanesidir. E, aramızda bazen aklından yoksun, sefi, mecnun kişiler var. Onlara baktığımız zaman aklın ne kadar değerli Evet. ne kadar kıymetli olduğunu bütün akıllı insanlar kavrayabilir. efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akıllı zeki insanı tarif ederken el kayyisu manana nefsehu ve amile lima ba'del Akıllı insan kendisine hesaba çeken. Ben bu dünyaya niye geldim? Mevlam benim üzerime büyük bir emanet yükledi, sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk bilinciyle hayatımı devam ettirmem gerekiyor demeli. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti diyor Peygamber evet. Efendimiz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sorumlusunuz. Aile reisi evinden, hanım yine ailenin e, evin içinde idare edilmesi gereken işlerden, devlet başkanı işte tebaasından. Yani herkesin bir sorumluluk alanı var. Herkes bu sorumluluk alanını aslında bir hakkın e, adilane yerine getirecek olursa problemler biter. Ve insanoğlu adilce bir iş yaptığı için Allah'ın sevgili kulları arasına girer. Evet. Allah'ın sevdiği insanlara baktığımız zaman işte Allah müttakiler sever, muhsinleri yani görüyormuşçasına Allah'a Allah ibadet eden ve iyiliklerle dolu bir hayat süren kişileri seveceğini söylüyor. Aslında az önce bizim üzerinde durduğumuz konu ruhlar aleminde El yaşadığımız yer her yıl hacca gittiğimiz ve e, Arafat Meydanı'nda tek günde, Arefe gününde müminlerin bir araya geldiği o muhteşem gün. Yani Ar Arefe'nin Arefe e, cereyan ettiği yerde allah Teala ruhlar toplamış. E, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme'den nakledilen bir rivayette, Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde geçiyor bu rivayet. Evet. E, diyor ki e, allah Teala tüm ruhları zerre, zerreler halinde topladı. Bir araya getirdi ve saçtı. Yani hepimiz orada bir araya geldik. Kafiriyle, müminiyle. Evet. Hazreti Adem'den en son Müzeyne ve Cüeyne kabilesinden vefat edecek kişiye varıncaya kadar hepimizi topladı. Ve sordu, elestü bir Rabbikum diye. Onun için Peygamber Efendimiz haççı tek kelimeyle tarif eder. Hmm. El haccu Evet. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Yani bunu da e, hepimiz biliyoruz. Yani hakikaten evet. men Arafe nefse, fakat arafa evet. rabbe diyoruz bizim yaratılış amacımızdan bir tanesini az önce hocam ifade etmişti. İbadet için bu dünyaya geldik. Zaten liabudun kelimesini müfessirler. Liarifun hmm. beni tanısınlar diye. Rabbimizi biz tanımak için geldik. İşte o vefa duygusunu yaşamak için geldik. İman ederek, onu tasdik ederek ve vermiş olduğu emir ve yasaklara bir hakkın uyarak e, vefamızı ortaya koymak için geldik. Şimdi orada Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hacca Araf'a diye tarif etmiş. Yani insanların kardeş olduklarını bildiği noktadır orası. Tanıştığı, kucaklaştığı hmm. ruhlar aleminde ülfet muhabbet kurduğu o ortamda e, tekrar e, bedene büründükten sonra kucaklaştığı andır. Onun içindir ki e, yüce Rabbimiz İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'ûben ve kabâile li der. Evet. Yani insanları yaratma sebebi olarak taaruf ifadesini kullanır. Yani tanışmak. İşte insanlar birbirleriyle tanışacaklar, kaynaşacaklar. Birbirlerine vefa gösterecekler. En üst düzeyde birbirlerini kucaklayacaklar, merhamet edecekler. Müminlerin merhamet etmede, birbirlerine letafetle yaklaşmada, sevgide, muhabbette bir vücudun azası gibi evet. olduğunu yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam söylüyor. Dolayısıyla Vücudun e, herhangi bir e, uzvunda e, ortaya çıkan bir rahatsızlığı, vücut ateşlenerek veya sabahlara kadar uykusuz kalarak o ızdırabı birlikte yaşıyor. Şu anda vefasız bir dünyada yaşıyoruz. Neden? Evet. Çünkü Müslüman ülkelerde sıkıntılar var. Suriye'de, e, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da. E, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, evet. İslam ülkeleri hakikaten şu anda büyük bir ızdırap içinde. Ama müminler de e, tam tersine bir konfor içinde. Yani vefasız bir dünyada yaşıyoruz. Bir vefa dünyada, evet. bir vefa insanlarla iç içe yaşıyoruz. Şu halde bunu kurtaracak, tekrar vefalı bir toplum yaratacak şey, ahlaklı, erdemli, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kulukuhu el-Kur'an diye tanımlanmış ya, tekrar e, Kur'an'a sarılan, e, topyekun Kur'an'a sarılan, bir toplumu işte bu Kur'an'ın şifa ve Ramazan'ın şifa hüviyetinden yararlanarak inşallah bu toplumu oluştururuz diye ümit ediyoruz. Allahu Teala hainleri sevmez diyor ayet-i kerimede malumunuz. Evet. Hainlik yapmamak gerekiyor, ihanet etmemek gerekiyor. Allah'ın bize emrettiği şeyleri radiyeten merdiye diye ifade edilen, hoşnut olmuş ve Allah tarafından da sevilen, razı olunan bir nefisle Allah'ın huzuruna dönmeyi mevla evet. bizlere nasıl belirsin inşallah. Ben şunu anladım hocam sizin ifadelerinizden yani Müslüman coğrafya çok geniş bizler şimdi farklı farklı ülkelerde yaşıyoruz. Her ne kadar başka bir coğrafyadaki Müslüman kardeşimizle birebir tanışmış olmasak da onların içinde bulundukları sıkıntıları en azından hissetmek imkan ölçüsünde onlara destek olabilecek faaliyetlerde bulunmak da bir vefa. Kesinlikle. Örneğidir değil mi hocam? Evet. Yani bu biraz da böyle bakmak lazım. Evet, Diyanet Vakfımızın e, geçen çalışmalarını yerinde görmek adına e, Suriye'de Telebyat e, gibi e, şehirlere gitmiştik. Orada hakikaten e, mümin kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimiz onlar, bizden birileri e, o kadar çaresiz, o kadar e, ne bileyim yardıma muhtaç bir konumdalar ki yani. Diyanet Vakfımızın uzanmış olan eli Orada onlara bir huzur, bir güven, e, ne bileyim bir e, mutluluk ortamı sunmuş. İşte bu da bir vefa. Evet. Yani bizi onları yalnız bırakmıyoruz. Zaten e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, uzunca ama çok güzel bir hadis i şerifte kim müminin ayıp ve kusurlarını örterse Allahu Teala kıyamet gününde evet. onun e, ve bu dünyada ayıp ve kusurlarını örter. O hadiste bir e, cümle var. Allahu fi avni'l abd ma dama'l abdu fi avni Müminin Kardeşinize yardım ettiğiniz sürece Allah size yardım eder. Onun için ben ülkemizden hiç korkmuyorum. Niye? Çünkü biz yardımsever bir ülkeyiz. Bir beldeyiz, toplumuz. Dünyanın en ücra köşesinde ister mümin olsun, ister kafir olsun. insan olduğu ölçüde yardım ediyoruz, yardımına koşuyoruz, elinden tutuyoruz yaşını siliyoruz, kanını dindiriyoruz. yarasına merhem, oluyor. mer merhem evet. oluyoruz. Böyle bir milletin sırtı asla yere gelmez inşallah. İşte Ram Ramazan'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e o kadar cömert olurmuş ki esen rüzgarlardan A deli deli esen rüzgarlardan daha e süratli, hızlı hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz namazı bitiriyor. Ondan sonra insanların sahabenin omuzlarından atlayarak odasına geçiyor ve geliyor tekrar. Ya Resulallah hayırdır? Namazdayken Hı -hı. aklıma diyor, e, zekat ve sadaka malları aklıma geldi dağıtılmayan hemen yerine e, gitsin diye ya ifa abi. edilsin işte. Evet. Vefa bu. Tabii. İfa edilmek. Vefada i̇badetlerde da acele de o zaman. De <laughs> evet. ibadetlerde de ifa diyoruz. Evet. O da vefa ile bağlantılı. Yani yerine getirmek. Evet. Bir an önce yerine getirmek. Onun için Ramazan'ın fırsat bilerek yeryüzünde hakikaten mazlum olan kardeşlerimize, yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım edelim ki Allah bizi yardımsız evet. bırakmasın. İnşallah. Mevlana'nın mesnevisinde çok güzel bir şey var. Hamil olursan mahmul olursun. Yani insanlar sırtında taşırsan sen de taşınırsın. Tabii. Hadim olursan mahdum olursun. Yani insanlara hizmet edersen sana Sağlayayım, da hizmet edilir. Tabii. Şimdi biz Kadir gecesini belki yaşıyoruz bu gece. Kadir gecesinde ee, ben nasıl bir dua edeyim diyen Hz. Ayşe annemize Peygamber Efendimizin verdiği çok güzel bir cevap var. Allahümme inneke afuvun tuahibbul affa fa'fu Allahım Allah'ım affedicisin, aff seversin beni affet. E şimdi biz mümin kardeşlerimizi affetmesini beceremiyoruz. Yani bizden özür dilediği evet. halde bile ben seni affetmiyorum. Evet. Ahirette hesaplaşalım diyoruz. E şu halde nasıl elimizi açacağız da ya Rabbi beni affet ya. diyebileceğiz? Onun için işte af da aslında bir vefa, e, bir vefa örneğidir. Tabii. Affetmek, kucaklamak, evet. yardımsever olmak bunlar gerçekten İslam'ın evet. çok güzel hasletlerindendir. Teşekkürler. Hocam yine bir ilahi aramız var. Şimdi hadi hocamızda söz. Hı -hı. Hadi Duran hocamıza ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz efendim. Bereket Vakti programı devam ediyor. Yayınımızı Diyanet TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve Diyanet Radyo'nun da şu anda Diyanet TV ile ortak yayını sürdürdüğünü de bu arada hatırlatmış olalım efendim. Vefayı konuşuyoruz. Yusuf Siyah Keskin ve Süleyman Sarı hocalarımızla bu müminin hayatında önemli yeri olan bu kavramın farklı boyutlarını ele almaya çalışıyoruz. Yusuf Ziya Hocam, siz hadis profesörüsünüz bildiğim kadarıyla. Ee, tabii bir Müslüman olarak bizim Efendimiz'e karşı vefa duygusunu elimizden geldiğince hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Benim aklıma şu geliyor Allah Resulüne karşı vefa deyince aslında biz namazlarımızda devamlı olarak salatu selam, Allahümme salli, Allahümme barik e, dualarında e, günde beş vakit namazda Bunları okuyoruz. Acaba yani ne kadar farkındayız ayrı konu ama en azından dilimizle bunları tekrar etmek suretiyle Peygamber Efendimiz'e karşı hatta Hazreti İbrahim'e karşı da onun dedesine karşı da bir vefa duygusunu orada yerine getiriyoruz. Biraz bu açıdan baktığımızda bize neler söylerseniz yani Müslüman'ın peygamberine karşı vefa duygusu nasıl ortaya konur? Şimdi tabi salatü selam elbette evet. ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a getirilmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de eee Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a salatü selamdan bahseder. E, ancak e, herhalde Allah Resulüne karşı en büyük vefa onun ahlakıyla ahlaklanmak olmalı tabii. diye e, düşünüyorum. Tabii. Yani sadece salatü selamla değil, sözle değil davranışlarıyla insanoğlu Allah Resulü'nün hayatını kendisine model almalı ve onun sadece vefa konusunda gösterdiği o güzel örneklerden değil, vefayla bağlantılı olan İslam ahlakıyla ilgili ortaya koyduğu her türlü güzel davranışı kendi hayatına örnek almak suretiyle ee, onu yaşadığı takdirde e, peygamberi bir ahlakı yaşadığı takdirde e, en güzel vefayı ona karşı bu şekilde göstermiş olur. Yoksa elbette hepimiz seviyoruz tabii. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ama onun e, sevgisini ancak fiille belki göstermek gerekir ki o da onun ahlakını kendi ahlakımızla eğer bütünleştirebilirsek evet. ne kadar yapabilirsek tabii ki yani bir peygamber gibi olmak zordur, mümkün Tabii. değildir hemen hemen. Çünkü <laughs> ilahi bir eğitimden geçmiştir peygamber. Belki peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam'ın ahlakını aile içinde çocuklara aşılamak ve onun örnekliğini kendi hayatımızda çocuklara örnek olarak sunmak ve böylece bir vefa toplumu oluşturmak açısından ...nebevi öğretiler, Allah Resulü'nün evet. bize öğrettiği o vefa örnekleri... ...bize ufuk açacak ve vefanın toplumda yaygınlaşmasında oldukça önem arz ediyor. Evet. Hatta hani evin içerisinde çocuğa gel sana bir şey vereceğim dediğinde eğer vermezsen... ...bunu yalan olarak değerlendiriyor yani. mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani basit gibi gördüğümüz bazı davranışlar aslında... Ee, yani Allah Resulü'nün e, vefasına ya da ahlakına aykırı e, davranışlardır. Çok önemsemiyoruz belki bazen verdiğimiz sözleri yerine getirmede ya da vaktinde diyelim sözleştiğimiz vaktinde bir araya gelmek mesela. Çünkü sonuçta diyelim siz bir zaman harcıyorsunuz ve zamanınızı planlıyorsunuz. Şu saatte buluşacaksınız. Bir söz veriyorsunuz. Ama gidiyorsunuz maalesef orada eee sözleştiğiniz kimseyle ya. e, buluşamıyorsunuz. Aslında randevu ahlakı mesela. da bir vefa örneği de kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Yani? Kesinlikle çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii. yerine getiremeyeceğiniz sözü vermeyin diyor. Yani hatta e, gelenekte biliyorsunuz herhangi bir söz verildiği zaman inşallah denir. Evet. Çünkü hani bir aksilik çıkar yerine getirememe durumu olabilir. Bununla ilgili de yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, sözünü yerine getirmeye niyet edip de eğer yerine getiremezse hani bir maniden dolayı evet. irade dışında bir durum olduğu takdirde bundan sorumlu olmayacağını söylüyor. Ama keyfi olarak eğer e, söz verip de e, sözünde durmadığı takdirde e, yine başka bir hadisinde e, ahirette bir siyah bayrak dikilecek diyor. Hmm. Bu vefasızdır diye. Çünkü cahiliye döneminde e, vefalı olanlar için bir beyaz bayrak, e, vefasız olanlar için de bir siyah bayrak dikildiği rivayet ediliyor bazı kaynaklarda. Evet. Dolayısıyla yani vefa e, insanı insan yapan e, ahlaki erdemin en önemli e, özelliklerinden biri de ve bunun en güzel örneklerini ne yapıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Sizin sorunuzda biraz ifade sonra o, o örnekleri de yani onun vefa örneklerinden geleceğiz hocam. O vefanın evet. En güzel örneği başta da ifade ettiğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diyelim işte emanete riayet etme evet. bakın doğru sözlülük ya e, temiz olmak temiz <laughs> olmak yani e, güzel bir ahlak e, ihsan bulunmak cömert olmak kul hakkına riayet etmek ya. kamu hukukuna evet. e, riayet etmek ki bunlar oldukça önemli tabii. günümüzün ciddi problemleri ya da ticari ilişkilerde diyelim Süristlük, bir tabii. sözleşme yapıldığında bir Anlaşma yapıldığında e, mutlaka riayet etmek. Aleyhinize de olsa, ya yani maddi anlamda aleyhinize de olsa bir sözleşme yaptığınızda e, Müslüman o artık sözünden geri dönemez. Yani çok istisnai durumlar olmadığı sürece. E, diyelim işte 10 bin liraya anlaştınız mesela. Sözleştiniz. Biri 11, 11 bin lira verdi mesela. Evet. Bunun örneklerini var, görüyoruz var, maalesef. Evet. Hemen cayıyor ya. o sözleşmeden. Bin lira kazanıyor gibi görünüyor ama fakat diğer taraftan çok büyük manevi kayıplar yaşadığının farkında değil aslında. O sebeple Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gösterilecek en güzel vefa, onun sünnetini benimsemek ve hayata en güzel şekliyle tatbik etmek. Evet, evet hocam. Süleyman hocam, Kur'an-ı Kerim'de aslında diğer peygamberlerin hayatlarından bahseden ayetlerde bize değişik vefa örnekleri de sunuluyor. Ee, bu konuda sizin e, söyleyecekleriniz neler olabilir? Yani az önce Hz. İbrahim'i söyledik. Diğer peygamberlerin de mutlaka hayatlarında bu tarz vefa e, örnekleri var. Neler söylersiniz? E, ben e, hocamın kaldığı e, buyurun, noktadan tabii, itibaren tabii, e, tamamlamak istiyorum. Çünkü orada malumunuz eee Âl-i gayet de kul in tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Yuhbibkumullah ve yaghfir eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız diyor allah Teala de ki ey Muhammed sana tabi olsunlar. Sana tabi olurlarsa o zaman beni sevmiş olurlar. Ben de onları bağışlarım diyor allah Teala. Yani men yutayır Resul fakat eta Allah. allah evet. Resule itaat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a itaat. Ona bir vefadır. Önceki bölümle alakalı şunu söylemek isterim. Buyurun. Biliyorsunuz kafir e, kelimesinin tanımını müfessirler çiftçi kelimesinden hmm. e, alındığını. Yani çiftçiye Araplar kafir diyorlar. Neden? Hakkı, gerçeği toprağın altına gizlediği için. E, mümin işte o vefasını göstererek e, mümin oluyor. Kafir de onu örtüyor. Hmm. Onun için insan insan Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarında en çok karşımıza çıkan, çıkan e, kelime ve kenel insanu kafuradır. Nankörlük. Nankörlük. <laughs> Evet. İşte e, Şimdi sizin e, az evet. önce sorduğunuz soruya gelecek olursak Musa peygamber e, bunu en bariz yaşayan peygamberlerden bir tanesi Yani ne kadar sözünde dursa işte Sığır'ın Bakara suresinde evet. Sığır'ın kesilmesi hadisesinde Musa peygamber ne kadar vefa örneği gösterse Onlar tam tersine işte peygamberleri yalanlamaları sebebiyle Peygamberleri öldürmeleri sebebiyle Hakkı batılla değiştirmeleri sebebiyle, ayetlerinin yerlerini değiştirmeleri ve kendi menfaatlerine göre anlamaları sebebiyle. Sonra e, az bir meblağ karşısında Allah'ın ayetlerini satmaları ve o kötü alışverişi yapmaları sebebiyle hep kaybettiler. E, onun içindir ki biz bize gönderilen peygamberlere e, Allah'ın birer elçisi olarak e, sadık kalıp onlara e, sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben e, babam İbrahim'in duası, evet. Hazreti İsa'nın e, kardeşim İsa'nın müjdesi, İsa müjdesi Hı. annemin de e, Rüyası. sadık rüyasıyım ya. diyor. Hakikaten e, Kur'an-ı Kerim'de e, Hazreti İbrahim'in duasına baktığımız zaman e, Rabbine veb'at onların içinden gönder derken orada çok önemli bir vasfa işaret ediyor. Kitabı okuyan, hikmeti öğreten ve onları tezkiye eden. Hı tezkiye eden. Bütün peygamberlerin ortak özelliği zaten budur. Getirdikleri kitapları, sahifeleri öğrettiler. Sonra hikmetle konuştular. İşte hadisler, hadislere bağlılık. Bizim maalesef günümüzde ihmal edilen konulardan bir tanesi bir hadis düşmanlığı şeysi var. Şimdi hani vefa deyince, sünnetsiz veya hadissiz Müslümanlık gibi bir şey evet, evet, vefa deyince, e, o konuya temas etmeden insan geçemiyor. Doğru. Şimdi, e, ben Mekke'de görev yaptığım e, süre zarfında Ebu Hureyre'nin e, doğup büyüdüğü köye gittim. Hmm. Şimdi Devs kabilesinden biliyorsunuz. Devs diye bir köy var. Biz Yemen topraklarında diyebiliyoruz. Aslında Mekke'nin güneyine Yemen Kuzeyine Şam bölgesi deniliyor. Tabii. Bilade Şam dendiğinde yukarısı kuzey anlaşılıyor. Yemen denildiği zaman da e, Mekke'nin güneyindeki evet. semtlerden yaklaşık 250 kilo, kilometre bir e, mevkide. E, Devs bölgesi. E, orada Gamidiler, e, genellikle Gamidi sülalesi o bölgede kalıyor. Şimdi dağların arasında çukurca bir yerden e, çıkıyor. Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamıyor. Hayber Savaşı'na e, gitmiş Peygamber Efendimiz ve ashabı. Hep beraber gidiyorlar şeye, Hayber'e. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber fethini, e, zaferini kutladığı gün onlar da oraya varıyorlar. Hatta e, Habeistan bölgesine gidenler de dönmüşler. İşte Yemen bölgesinden gelenler. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zafere mi sevineyim, Sizlerin gelişine hmm. mi sevineyim diye Efendimiz o gün gerçekten çok mutlu olmuş. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hayatına bakıyoruz. Yani e, sahabenin içinde de eleştirenler olmuş. Yani hani vefa derken sahabeye vefayı da çok dikkate alarak evet. Ebu Hureyre'nin e, o e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerini bize aktarmak, peygambere bağlılığı ortaya koymak e, için... Karın tokluğuna mescitte kalışı ve annesi Müslüman olmayınca da üzülmesi çok manidar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a <laughs> çok affedersiniz geliyor. Ya Resulallah diyor ki annem bir türlü iman etmiyor. Dua edin de iman etsin. Ağlayarak çıkmış gelmiş evinden e, peygamber efendimizin duasından sonra sevinerek evine gidiyor. Bir evde su ışırıltısı var annesi gusle diyor. ...Müslüman olmuş. Ondan sonra annesiyle... ...o muhabbeti yapıyor. Çok seviniyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar... ...dönerek diyor ki... ...Ya Resulallah... ...beni ve annemi bu toplum sevsin. Bunun için bir dua eder misin? Peygamber Efendimiz işte böyle bir dua ediyor. Onun için biz... ...vefa örneğini gösterebilmek için... ...Kur'an'ı, sünneti... ...günümüze kadar... ...ulaştıran... E, başta Hayrun er karney dediği Peygamber evet. Efendimiz'in sahabe. Sümme lezine yelunehum tabi'in. Sümme lezine yelunehum tabi'in. Ki Kur'an ve sünneti onlar getirdiler. Evet. Onlara vefa örneğini sunmamız gerekiyor. İşte Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a kadar peygamberlerin getirdiği ortak dinin adı İslam'dır. Evet. Radıyetü billahi e, radıyetü billahi Di, e, Rabben evet. ve bil İslam'ın dini. Evet. evet. İslam'ı din olarak Allahu Teala seçti. bunun işte Hristiyanlık, Yahudilik diye isimlendirilmesi e, şeysi farklı, gerekçesi evet. farklı ama bütün peygamberler ortak bir din. İlahi bitirdi. dinler olarak ortak mesajı var. Tabii. Dolayısıyla onlar hep ashabına, ümmetine vefakar davrandılar. Peygamber Efendimiz de ümmetine karşı ümmeti, ümmeti diyerek vefakar davrandı. Onun için az önce hocam e, ifade ettiler. Namazda Allahümme salli barik siz de ifade evet. ettiniz. Salli barik okuyoruz. Bakın onlara salat selam gönderiyoruz. Sürekli onları tabii, iade ediyoruz. Tabii. Hatırlıyoruz. Hatta İnne allâhe ve meleketuhu yusallûnâ ale'n-nebî Yâ eyyuhellezîne amenû sallu aleyh Sallu aleyhi ve sellim muteslimâ ayeti inince Ey inananlar Allah melekler peygambere salat ediyor. Siz de salat selam getirin denildiği zaman e, Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulullah sana nasıl selam vereceğini biliyoruz. Ettehiyyatü lillahi Kur'an'da evet. bir ayet gibi öğrettiniz. Evet. Orada selam var. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi evet. salihin diye bir selam var. Nasıl salat edeceğiz dediği zaman Allah'ıma salli barik duasını öğretiyor. Ya, evet. İşte en güzel vefa namazımızda, ibadetlerimizde evet. o. Efendimiz selamlarken de yine salli barikle evet. selamlayarak e, o güzel şefaatine nail oluyoruz. İnşallah hocam. Yine bir ilahi aramız olacak. Evet. Ee, Hadi hocamızda söz. çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bereket vakti sohbetimiz devam ediyor. Yavaş yavaş artık imsaka doğru da yaklaşıyoruz. Vefayı konuşuyoruz iki değerli hocamızla. Yusuf Siyah Hocam, Efendimiz'e karşı vefa sorumluluğundan bahsettik. Fakat Allah Resulü'nü de bizzat kendi hayatında yakınlarına, eşine, dostuna, akrabalarına karşı çok güzel vefa örnekleri var. Biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Ee... Şöyle ifade edelim, ee, belki Hazreti Hatice ile e, başlayalım evet. e, isterseniz. Malum, e, Peygamber olduğu zaman e, en büyük desteği gördüğü eşi, evet. çocuklarının annesi e, Hazreti Hatice malum. E, hem hayattayken e, ona karşı, Hazreti Hatice'ye karşı vefası, Hazreti Hatice'nin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı vefası... Süt annesi geldiğinde Halime'ye karşı diyelim hem Hazreti Peygamber'in hem de Hazreti Hatice'nin vefası evet. bunlar gerçekten oldukça önemli. Hatta müşrik olan Mut'im bin Adi'ye karşı ya, tabii. vefası evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın malum Taif dönüşünde Mekke'ye girebilmek için bir koruma ihtiyacı hasıl oluyor. ve. Kimse koruma almak istemiyor Allah Resulü'nü. Kendi yakınları bile sırt çeviriyor adeta. Fakat Mut'im bin Adi silahını kuşanıyor ve Allah Resulü'nü kendi kabilesiyle birlikte koruması altında Mekke'ye giriyor. Tabi Bedir savaşında esirler alındığında Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam orada öldürülüyor tabi Mut'im bin Adi. Evet. Eğer diyor o hayatta olsaydı ve esirlerin bırakılmasını istemiş olsaydı ben onun hatırına bunları bırakırdım diyor. Çünkü yani Taif'ten dönüşünde Allah Resulü'nün çektiği sıkıntı ve Mut'im bin Adi'nin Allah Resulü'nü koruması altına alması gerçekten oldukça evet. önemli bir aşama oluyor Allah Resulü'nün o davasını sürdürmesinde. ve Ona bir vefa borcu olarak bunu ifade ediyor. E, Ebu Talib'in e, eşi amcasının ya. kızı, e, amcasının eşi e, Fatıma'yı biliyorsunuz Fatıma e, e, evet. yani annesi gibi ya. adeta seviyor. Çünkü e, Fatıma e, Müslüman oluyor tabii daha sonra evet. ve diyor ki e, ben Hocam, açken... Hocam bir ufak nokta koyalım Ankara imsakı gelmiş bir Öyle hatırlatma mi hatırlatma yapalım. Ki, tabii ki lütfen. Değerli izleyenler Ankara için imsak vakti başladı. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin, niyetlerinizi kabul eylesin. Sağlık, afiyet içerisinde inşallah iftar vaktine de ulaştırsın diyelim. Evet hocam. Evet, Ebu, Tal Ebu Talib'in eşi Fatıma'ya diyor ki ben diğer çocukları açken bana yedirirdi. Diğer çocukları hani işte diyelim belki kıyafetleri çok düzgün değilken bana ikramda bulunurdu. Yani özel bir ilgi gösteriyordu. Vefat edince de tabii çok üzülüyor. Evet. Annem gibiydi diyor ya. Fatıma için. Belki kızı Fatıma'ya onun ismini vermiş olmalı. Olabilir. Yani bir e, hatıra olarak, evet. bir vefa borcu olarak kızına e, o e, ismi vermiş oluyor. Tabii Hazreti Hatice vefat ettiğinde e, elbette e, üzülüyor doğal olarak ve hayatı boyunca, ölünceye kadar yeri geldikçe e, hep Hazreti Hatice'yi anıyor. Yani hatta Hazreti Ayşe'nin malum dikkatini çekiyor. Çok <laughs> evet. dikkatini çekiyor yani yaşlı bir kadını evet. ne bu kadar anıyorsun diye kıskançlık duygusuyla fakat diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kimse bana inanmazken o bana inandı. Ya. Kimse bana destek vermezken o bana destek verdi ve benim çocuklarımın annesidir diyerek hatta Hazreti Ayşe'nin e pardon Hazreti Hatice'nin ee, arkadaşları bile geldiğinde e, onlara özel ikramda bulunuyor. Özel ihtimam gösteriyor. Hatta bir e, kurban kestiklerinde özel olarak e, Hazreti Hatice'nin e, yakınlarına veya dostlarına e, vermek suretiyle o vefa örneğini e, ortaya koymuş oluyor. Evet. Tabii Birçok örnek var e, Allah Resulü'nün hayatında e, ve bu örnekler bize tabii vefanın nasıl olması gerektiğini yani Asla unutmuyor Allah Resulü. Ya. Süt annelerini unutmuyor, süt kardeşlerini unutmuyor, kendisine iyiliği dokunan her insana karşı ömrü, ömür boyunca vefa örneğini gösteriyor ve ümmetine de onu tavsiye ediyor. Yani vefanın ne aslında kadar hocam, önemli olduğuna işaret ediyor. Vefa duygusu sadece insanlar hayattayken yerine getirilmesi gereken bir duygu değil değil mi? Yani Evet. Vefat ettikten sonra da aslında dualarımızla Aynen. bu Aynen. duygu Aynen. devam ediyor sonuçta. Hatta hadis ilminde mesela meşehaler vardır. Yani hadis alimleri kendi hocalarının hatırasını canlı tutmak maksadıyla Onlardan birer ikişer hadis diyelim ya da onları tanıtan hmm. e, hocalarını, şeyhlerini tanıtan eserler yazmak suretiyle adeta bir vefa örneği e, göstermişlerdir. E, evet. Hem büyüklerimize evet. karşı, işte hocamın az önce bahsettiği ashaba karşı, Resulullah'a karşı, tabiine karşı, e, İslam büyüklerine karşı, belki e, İslam yolunda, vatan yolunda hayatlarını feda eden şehitlere, şehitlere karşı tabi. Allah Resulü'nün de, şehit olan sahabilere, onların ailesine, evet. yetimlere özel bir ihtimam gösterdiğini görüyoruz. Bunlar hepsi nedir? Allah Resulü'nün bize örnek hayatından sunduğu vefa örnekleridir. Evet. Günümüzde de bunun belki örneklerini ortaya koymak ve belki Diyanet Vakfı'nın az önce hocamın bahsettiği vefa grupları şeklinde insanlığa, İslam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel vefa örneklerini göstermek suretiyle e, İslam'ın güzelliğini de İslam'ın o yüce ahlakını da insanlara ne yapmış oluyoruz böylece? Evet. E, ortaya koymuş, koymuş oluyoruz. oluyoruz. Evet. Süleyman hocam Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Minel mukminîne ricalun sadakû mâ Yani müminler arasında öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri e, sözde durdular. Şimdi bu tabi ashab-ı kiramın Burada e, oldukça e, Öne çıktığını görüyoruz Onların fedakarlık duygusunu Biraz da sahabe-i kiramın Vefa örnekliğinden bize bahsetseniz Neler söylersiniz Evet e, bahsettiğiniz ayet-i kerime e, Enes bin e, Mali'nin Amcası Enes bin Nadır hmm. Hakkında inmiş evet. Bedir savaşına katılamamış Bu yüzden de çok üzülüyor Ve ilk savaş Uhud'da Bizzat yer alıyor ve kahramanca çarpışıyor. Kız kardeşi onu parmak izinden ancak tanıyabiliyor. Yani bu kadar savaşta kendini feda etmiş. Aslında şehitlik, vefat, bunlar da bir şeydir, vefadır. Evet. Bakın, tuhaf bir kelimesi kullanılır. vefat kelimesi. Evet, evet. Yine aynı kökten gelir. Tabii. İnna illallah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik, hepimiz Allah'a döneceğiz. Şimdi şehitlik kadar değerli, kıymetli bir şey unvanı yok. Biliyorsunuz her gün namazda yüce Rabbimizden en am kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet diyoruz. Minennebiyyin ve sıddaikeyn ve salihin ve şuhada. Evet. Peygamberlerle birlikte salihleri zikrediyor. Sıddıkları tasdik eden, doğru sözlü, sadık insanları kastediyor. Bir de şehitleri onun için hakikaten o Allah'a verdikleri sözde duran o yiğitler, o sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara vefalı davranmış. Ya. Onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer ashab'a vefalı davranmış. Yani. orada sadaku diyor. Yani sadakat de aslında bir vefa tabii. örneği evet. sonuçta. Evet. Sadaku ma evet. evet. Yani tabii bekleyenler de var diyor. Benim ben, ben yanımda evet. Bir kısmı da sırasını ben. bekliyor. Evet. Biz de herkesin huzurunda ifade edelim. Biz de sıramızı bekliyoruz. Çünkü yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Kim şehit olmayı gönlünden, kalbinden içtenlikle geçirirse <laughs> yatağında da ölse şehit olarak ölür. Şimdi vatanımız için, malımız için, canımız için dinimiz için, mukaddesatımız için canımızı vermeye hazır olup kefenlerimizi her zaman yanımızda hazır bulundurduğumuzda işte o vefayı hayatımıza tatbik etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi Hazreti Hatice annemizin e, kız kardeşi Hale ara sıra geliyor. Hale Hazreti Hatice annemize çok benziyor. Evet. Peygamber Efendimiz onu gördüğü zaman da Hazreti Hatice'yi yad ediyor. Tabi Ayşe annemizin o kıskançlık e, sözlerinin akabinde Peygamber Efendimizin çok önemli bir cümlesi var. Fosnül Ahd minel imen. Yani e, vefakarlık imandandır diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu ifade ediyor. Şimdi sahabe-i kiramın Huneyn e, Savaşı'nın akabinde Ensar ve Muhacir'in biliyorsunuz orada büyük bir fedakarlıkla e, Mekke Fethi'nin hemen akabinde Huneyn Savaşı'nda büyük bir e, zafer elde ettiler. Çok büyük ganimetler elde edildi ve o ganimetler işte müellefe kuluba yeni müslüman olanlara falan dağıtılıyor. Ensar'dan çok fazla hani e, böyle ganimetten pay alan olmamış. Bir burukluk evet. oluşmuş. Bir de Mekke fethedildi. Artık Peygamber Efendimiz memleketinde kalır. Bizimle gelmez dedikleri anda Peygamber Efendimiz o gençlerin bu hmm. tür konuşmalarını duyuyor. Onlar topluyor. Gelin bakalım diyor. Ben Sizinle birlikteyim. Ensar dağ başına gitse ne bileyim vadilere girse ben onların girdiği yere girerim diyor. Ben sizinle birlikteyim diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla birlikte Medine'ye geri dönüyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine Medine yapan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi ve ashab-ı kiramdır. Hubbul Ensar minel iman demiştir Peygamber Efendimiz. ensar sevmek. Çünkü Gerçekten imandandır. Çünkü Ensar malını, mülkünü, servetini her şeyini paylaştı etti, muhacirin evet. kardeşleriyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten Medine'ye geldiği zaman Ensar'la muhacirin arasında aynı Mekke'de olduğu gibi orada da Mekkeliler arasında, ilk müminler arasında bir kardeşlik tesis etmişti. Aynısını Mekke'de, Medine'de Mekkeli ve Medineli müminler arasında evet. yapıyor. Şimdi orada... Daha önce Yahudi olan ve İslam'a yeni girmiş olan Abdullah bin Selam, Kuba'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce duyduğu bir cümle var. O cümle gerçekten güzel. vaktimiz epey güzel. daraldı. Buyur, Hemen buyurun, tamamlayalım. Evet. Ya Yuhannes ile başlıyor. Ey insanlar! Efsus selam ve at'i mutta'am ve sallu billeyl ve nesuniyem ve sallu bil erham tedhul cennete bi selam. Ey insanlar selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık ilişkilerini güçlü tutunuz işte evet. bu vefayla ee, ve e, işte sılayı rahim yapınız. İnsanlar uyurken gece namaz kılınız, esenlikle cennete giriniz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ashab-ı kiramı öyle bir noktada e, birleştirdi ve birbirlerine sadakat duygusuyla şehitliği göze evet. alacak noktaya getirdi. Hocam ezan okundu. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah cennette buluştursun inşallah. Değerli izleyenler bugün de bereket vaktinin sonuna geldik. Ee, Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Allah bizi vefa duygusundan ayırmasın. Rabbimize karşı, Efendimiz'e karşı, bütün müminlere karşı vefa duygusuyla hareket etmeyi bizlere nasip eylesin. Yarın gece buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun efendim.